ihtiyacımız varmış böyle bir eğlenceye. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış bir araya gelmeye, birlik olmaya ve inadına gülmeye, inadına yürümeye, inadına adalet ve demokrasi diye haykırmaya. Bu meydan İzmir'in kurtuluşunda, düşman işgalinden kurtuluşunda önemli bir figürün olduğu meydan. Çünkü karşı yakamızın düşman işgalinden kurtulduğu gün o sancağı karşı yakamıza diken bombacı Ali Çavuş'un heykelinin olduğu meydan. Emperyalizme karşı her zaman için dimdik ayakta duran karşı yakalıların onuru. Böyle bir meydana da kim söyleyebilirdi? Tabii ki de Ali Çakar söylerdi. İşte Ali ile ve oğluyla ve saz arkadaşlarıyla beraber tüm ekiple burada olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili hemşerilerim, biz konuşuyoruz nasıl olsa. Bu meydanda muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, bürokrat arkadaşlarımla sizlerle bir araya daha önce gelmiştim. Hatırlıyorsanız halk konuşuyor, başkan dinliyor. Vatandaşı burada, bu meydanda dinledim, tam burada. Onun için sorunları konuşmayacağım. Ama tek bir şey söyleyeceğim. Türkiye çok kritik bir virajdan geçiyor. Anneler, babalar, abiler, ablalar, teyzeler, amcalar, kardeşlerim, arkadaşlarım, sizden tek bir şey istiyorum. El ele tutun, sımsıkı durun. Bu ülkenin geleceği için sımsıkı durun, tutun. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok ne yazık ki. Sımsıkı durun. Bugün Türkiye'nin Lazı'yla, Çerkezi'yle, Göçmeni'yle, Makedon'uyla, Kürdü'yle, Türkü'yle, Alevisi'yle, Sünnisi'yle hep bir arada durma gibi bir zorunluluğu var. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülke düşman işgalinden kurtulurken şehitlerimizin kanı var. Ama bugün bu ülkeyi sırf kişisel ihtiraslar için yok etmeye çalışanlara karşı da karşı yaka halkı var. İzmir halkı var. Siyaset hep sonra gelir. Hepsi sonra gelir. Bakın bu bölge İzmir'imizin, karşı yakamızın en eski bölgelerinden bir tanesi. Geçmişte yapılan hataları düşününce şimdi yerel yöneticiler burayı düzeltebilmek için uğraşıyor ama ne yazık ki belli bir yere kadar geldiğiniz zaman hemen orada duruyor. Şimdi ben de soruyorum. Burada sosyal donatı alanları olmayan yurttaşlarımız yaşıyor. Bitişik nizam evlerle açık cezaevinde gibi yaşamımızı sürdürüyoruz. Geçmişe dönük yapılan planlama yanlışlıklarının getirdiği sonuç. Peki ben de diyorum ki şimdi, ya bırakın da biz planlayalım şurayı. Mavişehir'de spor alanlarını, rant alanında açmayı beceriyorsunuz. Planını yapıyorsunuz. Ya gelin Alay Bey'in planını yapalım ya. Gelin buranın yapalım. Ben siyasetini yapmayacağım bunun. İktidarı senin elinde bu. Ben yapmaya kalkıp da sen durduruyorsun. Gelin yapalım. Ben gidiyorum, arkamdan geliyorlar. Başkan yapmıyor. Aynı stadyumda yaptıkları gibi. Burada karşı yaka taraftarlarını görüyorum. Doğma büyüme karşı yakalıları görüyorum. Peki stadyumu sen bugün planlı çıkartıyorsun. Be kardeşim, 3 yıldan beri neredeydin? 3 yıl önce çıkartsaydın da şimdi maçımızı oynasaydık olmaz mıydı? Neredeydi aklın? Aklları şimdi başına geliyor. Niye? Çünkü başkan da onu karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Biz hayatta kimse karşı karşıya getiremez. Biz karşı yakayla, halkıyla, taraftarıyla omuz omuzayız, el eleyiz. Bu kenti katlettirmemek için, bu kentin çocuklarının geleceğini peşkeş çekmemek için uğraşıyoruz. Onun için uğraşmaya da devam edeceğiz. Çünkü ben söz verdim. Seçildiğim gün şunu söyledim. Ben ayağında ayakkabısı olmayan çocuğun rızkının savunucusuyum. O çocuğun anasının babasının alın terini müteahhitlere peşkeş çekmem dedim. Bugün de aynısını söylüyorum.
Karşıyaka Belediyesi sizin eviniz. Biz bir aileyiz. Karşıyaka Belediyesi'nde hangi çalışan olursa olsun, eğer küçücük sizden bir menfaat sağlamaya çalışıyorsa onun burada işi yok. Onun o belediyede işi yok. Onun Karşıyaka'da işi yok. Çünkü Karşıyakalı demek kentine, insanlığa ve her şeyden önce de ülkesine sahip çıkan insan demektir. Biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Onun için de alın terinize kurban olayım diyorum. Saygınıza, sevginize her zaman için sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Küçük ayrılıklarımız olabilir. Bunların hepsini bir kenara atın. Birbirimizi sevmek zorundayız. Bu ülkede barış önce hanenin içinden gelir. Barış önce komşuların birbiriyle iyi geçinmesinden gelir. Ta terörü sağda solda aramayalım. Kendi içimizde küçük terörler yaratmayalım. O kadar gergin bir toplum haline geldik ki artık. En ufak bir şeyde birbirimize hemen patlıyoruz. Saygı duyalım birbirimize. Saygı duyalım. Çevremizi, kentimizi, yaşadığımız yeri korumayı öğrenelim. Birbirimize bağırmayı, hakaret etmeyi, acımasızca eleştirmeyi hayatımızın bir kenarına itelim, çıkartalım. Çünkü kimseye faydası yok. Zaten her gün birileri bağırıyor çıkıp televizyona. Ben kimseye bağırmak istemiyorum. Ben aşkla dolu olduğum bir kentte insanımla mutlu bir şekilde ve büyük bir bağlılıkla aşkla yaşamak istiyorum. Sevgiyle yaşamak istiyorum. Sevmeyene bile el uzatıyorum ki bu ülkeyi kurtaracak olan güzellikler Karşıyaka'dan çıkar. Bu ülkenin mutluluğu ve bu ülkenin barışı, bu ülkenin de refaha ulaşması İzmir'den çıkar. İşte o duygu ve düşünceyle biz bugün buralardayız. Biz evimize hapsetmeye çalışıp da çocuklarımızla moralimizi bozmaya çalışanlara inat, sokaktayız, meydandayız. Çünkü biz sokakları seviyoruz. Biz sarayın değil ki, biz sokağın çocuğuyuz. Bu sokak çocuk olmaya da devam edeceğiz. Rahatsız olan varsa rahatsız olmaya da devam etsin. Ben seçildiğim gün söyledim. Ben makamın değil, sokağın adamıyım diye. Ben koruma ordularının değil, halkın adamıyım diye. O günden bugüne hayatımda değişen bir şey olmadı. O günden bugüne kadar da hep sokakta özgürce dolaşıyorum. Niye? Çünkü benim arkamda siz varsınız. Sarayın değil, sokağın insanı var. Annelerimizin şefkati var, hayır duaları var. Babalarımızın duaları var. Evlatlarımızın, çocuklarımızın insan sevgisi, abi sevgisi var. İşte o sevgiyle ayakta duruyoruz. Ve sizlere her zaman hizmet etmekten de büyük onur duydum. Bu onuru bana yaşattığınız için tüm Karşıyakalılara sonsuz teşekkür ediyorum. Ali Çakar, sen söylemeye devam edeceksin. Ben hasta kalktım, geldim. Yatıyordum. Eşim dedi ki şimdi gider canlanırsın dedi. Ben biliyorum dedi. Çünkü ben bir vitamin kullanmıyorum. Bana soruyorlar nasıl ayakta duruyorsun, halk sevgisiyle. İşte buraya geldim, o sevgiyi aldım, o sıcaklığı aldım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Daha bitmedi. Daha çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Sağ olun. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz.